Tarihteki meşhur Alsace-Lorraine bölgesinden sevgiler. Fransızlar demişler ki burası bizim. Almanlar demişler ki hayır kardeşim, toprak bize daha yakın. Sınır bize daha yakın. Bizim burası. Mainz'daki biri de çıkmış. Hayır kardeşim demiş. Bu kadar kavga etmenize gerek yok. Burası benim demiş. Mainz'daki kişi kim? Mainz'da doğmuş büyümüş. Buralara gelmiş ve dünyada ilk baskıyı yapan, matbaayı kuran biri Gutenberg. Tabi matbaa 1400'lü yılların sonu itibariyle buralara gelmiş ama öncesinde Asya çok ilginç. Çin bölgesinde ilk yazılı eserler var. Daha milattan önceki dönemlere ait hani eserler üretilmiş, yazıya dökülmüş ve baskı haline geçmiş. Buralarda Rönesans'a kadar uzanan bir süreç var. Yazının ya daha doğrusu matbaanın bulunması süreci Gutenberg sayesinde bu topraklara gelmiş. Strasbourg kendi başına çok ilginç bir yer. Dün katedraldeydim. Özellikle Notre Dame katedrali çok büyüleyiciydi. Paris'tekine de gitmiştim, Notre Dame kilisesine 2017 yılında. Şimdi ise Strasbourg'daki kilisedeydim. Dün müthişti. Orada çekim yapmak isterdim ama biraz daha otelin bahçesinde, daha serin bir ortamda çekim yapmak istedim. Spontan bir video, spontan bir çekim oldu. Özellikle kendisini geliştirmek isteyen arkadaşlara bir mesaj vermek için bu videoyu çekmek istedim. Kendim için çekiyorum. Yani kendisini geliştirmek istemekten kasıt sosyal mesaj vermekten ziyade kendim için çekmek istedim özellikle. 15. yüzyılı düşünelim. Biri çıkıyor ve matbaayı buluyor. Şu anda onun sayesinde belki kitapları okuyoruz. Eserlerin izdüşümlerini görebiliyoruz. Fakat yeni nesil, yeni trend tamamen dijitalde olacak. Dijitale yönelik işler, dijital çalışmalar. Orada değer yaratmak, içerik üretmek, daha farklı işler tasarlamak bir matbaa kadar devrim yaratacaktır şüphesiz. Dijitaldeki işlerimizi ağırlaştıralım, onlara biraz daha ağırlık verelim ve hepimizi dijital dünyaya entegre edecek sistemler geliştirelim. Benim de dijitalde birkaç işim var, çalışmalarımı yapıyorum. Özellikle dijital marketing konusunda çalışmalarımı sürdürüyorum. Sizler de çalışmalarınızı yapın. Buradan eser üreterek çıkabiliriz. Tüm dünyaya mesaj verebiliriz. Görüyorsunuz Gutenberg çıkmış ve bu bölgeyi değiştirmiş. Hep söylediğim bir şey var. Bir insan bir bölgeyi değiştirebilir tek başına. Koca Alsace-Lorraine bölgesine imparatorluklar, krallar gelmiş gitmiş, değiştirmiş bir nebze ama şüphesiz ki bilime, akıla, teknolojiye, eğitime, strateji yatırım yapanlar daha çok adından söz ettirmiş. O yüzden bizler de bu alanlarda kendimizi geliştirelim. Daha fazla değer üretelim, daha fazla çalışmalar yapalım. Yaşadığımız yerlerin de farkında olalım. Mesela Kadıköy'deki Boğa heykeline gittiğiniz zaman bu bölgelerde 1800'lü yıllarda Strasbourg'daki bir kişinin tasarladığını düşünün. O heykeli, hırçınlığını Strasbourg'dan bir mimar tasarlıyor ve Almanya'ya karşı verilen savaşta, Almanya ile Fransa arasında geçen bu Alsace-Lorraine bölgesi savaşlarında verilen bir mesaj olarak orayı tasarlıyor. Yani Kadıköy'deki heykel aslında Fransızların yaptığı bir heykel ve Osmanlı dönemiyle, Osmanlı döneminde Almanlarla biliyorsunuz ittifak güçleri olduğu için, yakın ilişkiler olduğu için bir mesaj veriliyor. Bulunduğumuz yerleri fark edelim, yaşayalım, teneffüs edelim havasını. Ne anlama geldiği hakkında bilgi sahibi olalım. Daha fazla farkında olarak yeni günlere yelken açalım. Bakın ben şöyle bir at heykelinin yanındayım. Kaldığım otelin simgesi. Güzel Fransa'dan sevgiler.